Sevgili takipçilerim, şimdi sizler için ben bir patatesli köfte yapacağım fırında. Onun içine burada bir tane soğanımız var, rendeledim, suyunu sıktım, bunun içine koydum. Yarım kilo kıymamız var. Burada baharatlarımız var, tuzumuz, toz biber, kimyon, karabiber. Onları da böyle döküyorum. Bir tane yumurtamız var. Bir çay bardağı da galeta unumuz var. Ben bir ellerimi yıkayayım yumurta kırdığım için. Şimdi yoğurma işlemine başlıyorum. Çok güzel bir yoğurulsun ki güzel tutsun. Çünkü şişlere takacağım, karışacağım. Çok güzel oluyor. Şimdi köftemiz bu şekilde hazır. Ben diğer malzemelerimizi hazırlayıncaya kadar da biraz dinlensin. Daha güzel olur dinlenince. Şimdi köftemizin adı da şiş köfte. Şişlerimi takacağım. Onu da böyle göstereceğim sizlere. Bu şekilde. Biraz ortalığı takayım ki düşmesin. Böyle. Bir tane domates malzememizde. Patatesimiz var 3 tane. Biraz patateslerimiz zor geçiyor ama pişince de çok lezzetli oluyor. Biberimiz var. Tekrar köftemiz var. Köftelerimiz bu şekilde dizeceğim. Buradaki malzemelerimizde 3 tane domatesim vardı, 3 tane patatesim, 3 tane yeşil biberim vardı. Onları da bakalım ne kadar kullanacağım. Ona göre bütün bittikten sonra gösteririm. Şimdi sosunu hazırlıyorum. Domates rendesi var burada. Ben karışık olunca daha güzel oluyor. Biber salçam var. Yarım yemek kaşığı. Tuz var, biraz yağ var, sıvı yağ. Ondan sonra bir çay bardağı da su koydum. Ben bu tür yapınca daha çok hoşuma gidiyor. Sizler zevkinize göre baharatlandırabilirsiniz. Ben de burada gelinimin evinde yapıyorum. Oraya geldim. Biraz gelinim de işte olduğu için hep aradığımı bulamıyorum. O yüzden biraz zorlandım. Onlar gelmeye de hazır olsun yemek diye onun için yapayım istedim. Yapınca da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi bunları da böyle döküyorum ama çok güzel bir yemek oluyor, tavsiye ederim. Gelinimle oğlum da özellikle bunu istediler, çok güzel oluyor diye. Ben de onun için bununla uğraştım ama patates biraz çok cebelleşti bizimle. Şişe geçirene kadar canımızı çıkarttı. İnşallah severek de yerler, eminim ki seveceklerinden. Şimdi 200 dereceli fırına vereceğim. Üzerine de ıslatmış olduğum yağlı kağıdı koyacağım. Ondan sonra 15 dakika fırında kalacak. Sonra çıkartacağım fırında. Üstü kızarıncaya kadar da fırında bekleyecek. Pişecek yani. Yemeğimiz bu şekilde hazır. Sunumunu da böyle yaptık. Bir de şöyle bir bakayım. Çok da güzel olmuş. Yenilere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolar için takipte kalın. Şöyle bakayım ben bir de. Müthiş olmuş. Her zamanki gibi çok güzel.